Değerli Mavera TV izleyenleri hayırlı akşamlar diliyoruz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye gündeminde bu akşam dış politika, siyaset ve enerji bağla bağlamında Orta Doğu'yu konuşacağız. Ee, e, konuğumuz Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Dilerim, dilerim. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. Ee, Orta Doğu e, tabii 100 yılı aşkın bir süredir e, sürekli işgaller, e, darbeler iç çekişmeler, siyonist, siyonist tahkim zorbalığı ile çalkalanıp e, duruyor. E, bunların belki başlangıcı e, Yıldırım ordularımızın e, dağılıp parçalanmasından sonra Filistin cephemizin çökmesi ve Osmanlı Devleti'nin e, Cihan Harbi'nden e, ayrılmak zorunda kalması, sul e, istemesiyle, e, Orta Doğu'dan çekilmesiyle e, başlayan aslında başlangıcında bunlar olan konular. Tabii bizim Yıldırım e, ordularımız nasıl dağıldı? Filistin cephemiz e, nasıl çöktü? Devletimiz belki o güne kadar bileği bükülememişken, kendi imkanlarıyla, kendi şartlarıyla su talep edebilecekken dayatılan bir suzle nasıl yüz yüze kaldı? Bunlar 5816 sayılı kanun kapsamında e, konuşulamayan, yasak olan e, konular. İnşallah bir gün memleketimizde fikir hürriyeti istediğimiz noktalara e, gelir. Bunlar da çok daha rahat konuşulur, tartışılır. Ama bugün biz daha çok hocamızla bugünü konuşacağız. Bugün neler oluyor, bugün nereye gidiyoruz? Çünkü hala daha sular durulmuş değil, hala daha çalkantı devam ediyor. Bu anlamda Orta Doğu konusunda gerçekten çok önemli çalışmaları bulunan değerli Talip Küçükcan hocamızla beraberiz. Ee, hocam buyurun söz sizde. Teşekkür ediyorum Sedat Bey. Öncelikle programa davetiniz için ve bütün e, izleyici arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bugün Orta Doğu'yu e, mümkün olduğunca konuşmayı çalışacağız. Elbette bugünü konuşacağız ama bugünün bazı meselelerinin e, kökenlerinin tarihe dayandığını görmemiz gerekiyor. Oradan öne Orta Doğu neresidir? Orta Doğu'nun e, siyasal ve toplumsal yapısı e, nasıldır? Nasıl ortaya çıkmıştır ve e, bunun arkasındaki yatan e, temel nedenler nedir gibi sorular etrafında e, birinci kısmı mümkün olduğunca açıklamaya çalışacağım Orta Doğu'yu tanımlamaya çalışacağım. E, daha sonraki ilerleyen döneminde de programın e, son e, 30-40 ile damgasına vuran belli başlı olaylar ve bugün geldiğimiz noktada acaba Orta Doğu coğrafyasında ne olup bitiyor, Türkiye'nin rolü ne olabilir, İslam dünyası bu anlamda Orta ile olan e, sınavını nasıl e, veriyor ya da veremiyor bu konular üzerinde duracağız. Tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi yapıların da bu coğrafyaya yönelik e, politikalarından bahsedeceğiz. Şimdi Orta Doğu coğrafyası dediğimiz zaman geniş bir aslında e, yeri coğrafi olarak, e, fizik olarak e, kastediyoruz. Bu Türkiye, İran, İsrail, e, Mısır, Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerin içinde yer aldığı, Mısır'ın içinde yer aldığı koca bir coğrafya. Eğer buna Kuzey Afrika'yı da dahil edecek olursak ki bazı e, akademisyenler, bilim adamları Kuzey Afrika'yı da dahil ediyorlar. Yani Tunus'u, Libya'yı, e, Cezayir'de dahil ettiğimiz zaman aslında çok e, geniş bir coğrafyadan bahsedebiliriz. E, bu coğrafyaya baktığımız zaman e, toplumsal yapısı itibariyle dünyanın belki de en fazla e, farklı dinlerine, dillerine, mezheplerine ev sahipliği yapan bir coğrafya. Farklı medeniyetlerin, katman katman medeniyetlerin olduğu bir coğrafya. İbrahim'i dinlerinde tabii ki neşet ettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu özellikleri itibariyle çok zengin, çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve gerçekten de medeniyetler kurmuş, medeniyetler ilerletmiş bir coğrafya. Şimdiki hale baktığımız zaman tabii geçmişte kıyasladığımızda çok farklı bir noktada bunu görmek lazım. Yani bir zamanlar işte Bağdat'ın nasıl bir merkez olduğunu, Şam'ın nasıl ilim ve kültür merkezi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu tarih kitaplarından da okuyoruz. Bugün geldiğimiz nokta İslam dünyası adına, Orta Doğu halkları ve coğrafyası adına elbette hüzün verici. Bunu görmemiz lazım. Şimdi Orta Doğu toplumsal yapısı da böyle bir yapı. Çok farklı mezhepler, dinler, etnik yapılar, etnik özellikler ve dillerin olduğu çok zengin bir coğrafya. Yani şimdiye kadar bu işte etnografik çalışmalarda, antropolojik çalışmalarda akademisyenlerin, ilim adamlarının söylediği şey şu, dünyanın bu anlamda en zengin coğrafyalarından bir tanesi. Hatta en zengin coğrafyası denilebilir Orta Doğu için. Bu bir artımı eksimi? Bu aslında tabii ki özellikle İslam medeniyeti kültürü söz konusu olduğunda bir artıdır. Çünkü işte Kur'an-ı Kerim'de de işte insanların farklı farklı yaratıldıkları, farklı işte milletlere ayrıldıkları hep söyleniyor, ifade edilir. Ee, ve milliyetçilik dönemine geldiğimizde aslında bu farklılıkların bir yıkım sebep olduğunu görüyoruz ama daha önceki dönemlerde Osmanlı döneminde mesela bunların bir e, zenginlik olduğunu hep e, kayda geçiriyoruz ama özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan milliyetçilik akımları 1940'larda 50'lerde daha da yükselen milliyetçilik akımlarından sonra bu etnik farklılıklar ya yani mezhepsel ve dini farklılıklar bir Çatışma kaynağına dönüştürülüyor ne yazık ki. Gittikçe sekülerleşen, gittikçe pozitivist, işte dünya görüşünün e, yükseldiği bir dünyada e, Batı'nın özellikle Avrupa'nın bu coğrafyaya dayattığı sisteme baktığımızda, toplumsal yapıya baktığımızda böyle bir e, manzarayla karşı karşıya e, kalabiliyoruz. Peki bu coğrafyaya baktığımız zaman temel aslında bir takım... E, noktalar var. Bunlara değinmeden geçmek mümkün değil. Sedat Bey söyledi. Yüzyıl öncesine bizi götürdü. Ben de sizi oraya tekrar götürmek istiyorum. Çünkü yüzyıl önce kurulan yapılar büyük oranda bugün devam ediyor. Siyasal yapılar, toplumsal yapılar, ekonomik yapılar ve sınıf yapıları bu coğrafyaya baktığımız zaman çok da böyle köklü değişimlere uğramış değil. Evet bazı değişiklikler var ama bunlar sistemsel değişiklikler, yapısal değişiklikler olarak karşımıza Çıkmıyor. İsimler değişmiş ya da e, yöneticiler değişmiş, idareciler değişmiş ama sisteme baktığımızda e, aşağı yukarı aynı sistem devam ediyor. Ülkeler bağımsızlıklarını ilan etmiş görünüyorlar. Kendi anayasaları var, bayrakları var, istiklal marşları var ama zihinsel olarak baktığımızda, siyasal aidiyet olarak baktığımızda, işte e, entelektüel üretim olarak baktığımızda büyük oranda yine bundan 100 yıl önce kurulan sistemin e, farklı formlarda ve biçimlerde devam ettiğini e, ne yazık ki görüyoruz. Peki nedir bu? 100 yıl önce aşağı yukarı işte 1916-17 yıllarında Sykes Pico diye bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma çok önemli bir anlaşma. Yaklaşık işte üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen bugün bile üzerinde durduğumuz ve konuştuğumuz bir anlaşma. Bu anlaşma Fransızlarla İngilizlerin e, Orta Doğu'yu ve e, bu içinde yaşadığımız coğrafyayı özellikle Arapların, İsraillerin bugün içinde bulunduğu coğrafyanın nasıl bölündüğünü, parçalandığını, yönetimin ikisi arasında paylaşıldığını, tabii bununla beraber kaynakların da aynı şekilde paylaşıldığını görüyoruz. Bu e, düzen e, büyük oranda bu, devam ediyor. Buna e, konuşmanın ilerleyen dönemlerinde e, geleceğim. Şimdi bir de e, tabii 100 yıl öncesinden bahsettik ama bir de bizim içinde yaşadığımız bir dönem var. Yaklaşık bundan 10 yıl önce e, Arap Baharı diye bir süreç başladı. Bunun da 10. yılını konuşuyoruz. Bugünlerde bütün dünyada hem televizyonlarda hem çeşitli e, araştırma kurumlarında ve düşünce kuruluşlarında bu konuşuluyor. Arap Baharı'ndan sonra 10 yıl geçti. Ne değişti? E, acaba değişim pozitif yönde mi oldu yoksa ne yönde mi oldu? Değişim talep edenlerin niyetleri ve istekleriyle bugün gelinen nokta arasında nasıl bir fark var ya da örtüşme var? E, bu da çok önemli bir soru olarak karşımıza çünkü Sedat Bey çok önemli bir konuya değindi. Yani Orta Doğu dediğimizde Türkiye'de e, yaşı kaç olursa olsun fark etmez. insanların zihinlerinde e, aslında oluşan bir takım imajlar var. Orta Doğu dediğimiz zaman savaş var. Orta Doğu dediğimiz zaman işte baskı var, otoriteryenizm var. Hatta pek çok Orta Doğu ülkesinde darbeler var. Yani işte Suriye'de dahil olmak üzere Libya, Irak, e, Mısır bu ülkelerde çok uzun yıllar Arap Baharı dönemine kadar devam eden iktidarların hepsi aslında seçimle iktidara gelmiş e, yönetimler değildi. Bunların hepsi e, darbelerle yönetime gelmişlerdi ve bu darbelerle gelen yönetimler artı hanedanlıklar yani yine işte seçimle e, iktidara gelmeyen e, yönetimlerin hepsi e, varlıklarını korumaya başarmış, modern dünyadan, çağdaş dünyadan, demokrat dünyadan e, önemli destekler almış ve hala almakta biliyorsunuz. E, Orta Doğu böyle bir coğrafya yani e, dünyanın farklı pencerelerinden bakıldığında e, imaj itibarıyla e, iyi bir noktada değil çünkü gerçekten de en fazla müdahaleye uğrayan coğrafyalardan bir tanesi. Yani Orta Doğu devletleri kendi hallerine bırakılsa, İslam coğrafyası kendi haline bırakılsa elbette bir orta yol bulacaktır. Bir istikrar inşa edecektir. Ama bu coğrafyaya yönelik olarak gördüğümüz müdahalelerin çok sık olduğunu, çok devamlı olduğunu, bugün de bunun devam etmekte olduğunu görüyoruz. O nedenle bu iki aslında Olayı dikkate alarak bu değerlendirme yapmak lazım. Bir taraftan 1916 yılında imzalanan Saikospiiko Fransızlarla İngilizler arasında ve diğer yandan yaklaşık 10 yıl önce işte başlamış ve daha sonra Arap Baharı denilen ama Arap Kışı olarak da adlandırılan bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bütün bunlar bize içinde yaşadığımız coğrafyaya e, yeniden aslında bakmamızı e, e, işaretliyor. Neden bu coğrafya bir türlü istikrara kavuşamıyor? Neden Ortadoğu'da? aynı aslında medeniyet köklerine sahip olmasına rağmen toplumlar veya aynı dini inanca benzer dini inançlara sahip olmasına rağmen benzer dilleri konuşuyor olmasına rağmen ve hatta uzun yıllar da gerek Osmanlı döneminde gerekse daha önceki dönemlerde uzun yıllar aynı çatı altında bir şekilde yaşamış olmasına rağmen neden bugün e, aynı başarıyı gösteremiyorlar? Birlikte yaşayamıyorlar. Neden? işte Irak'la İran 10 yıl savaştı. Neden? Şu anda Körfez ülkelerine baktığımızda aralarında hiçbir aslında dini olarak, etnik olarak, tarihsel köken olarak fark olmamasına rağmen neden bir gerilim var? Hatta Katar işte uzun yıllar bir dışlanma uğradı. Yeni yeni bir bir araya geliyorlar. Acaba buradaki karar alma mekanizmaları şekillendiren karar verme mekanizmaları üzerinde etkili olan hangi güçler kimler bunu anlayabilmek için böyle bir hani tarihsel tur yapmakta fayda olduğu kanaatindeyim ben. O nedenle modern Orta Doğu'nun jeopolitiği, e, coğrafyası, kültürel yapısı, siyasi rejimleri nasıl oluşturuldu ve inşa edildi sorusu çok anlamlı çünkü bu sorulara cevap vermeden bugünü anlamak e, pek de mümkün görünmüyor. Şimdi tabii ki modern Orta Doğu coğrafyasına baktığımız zaman ya da modern Orta Doğu dediğimiz daha çok işte Osmanlı'nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan bir coğrafya. İran'ı bir tarafa bırakacak olursak. Çünkü İran bu Birinci Dünya Savaşı ile ilintili olarak ortaya, doğum, ortaya çıkmış bir ülke değil. Daha önce de zaten vardı. Ama işte Osmanlı İmparatorluğuna baktığımız zaman bunu da not edelim aslında bir kenara. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra yaklaşık 30'dan fazla devlet kuruldu. Bunların bir kısmı elbette Balkanlarda ve Avrupa'da ama bir kısmı da işte Afrika'da ve Orta Doğu'da. Ee, Orta Doğu'da ve Afrika'da kurulan, Kuzey Afrika'da e, kurulan e, devletlerin ise hemen hemen hepsi e, Osmanlı'nın e, hakimiyetinde olan yerlerdi. Ama e, merkezi bir yönetim olduğu için Osmanlı İmparatorluğu döneminde buralar kendi e, işte e, belki vali atıyordu Osmanlı İmparatorluğu Eyal, buraya İstanbul, ama diğer taraftan Tabii. Tabii Adem'in merkeziyetçi bir yönetim olduğu için daha çok belki vali Osmanlı e, idi ama büyük çoğunluğu yöneticilerin e, işte o coğrafyada yaşayan e, ailelerden oluşuyordu. Ekonomik olarak e, ciddi bir serbestleri vardı ekonomik faaliyetleri itibariyle veya yerel yönetimleri itibariyle büyük bir e, özellikleri vardı. Çünkü imparatorluklar yapı itibariyle böyledir. Yani başkent her yeri yönetmez ama çeşitli unsurlarla, çeşitli enstrümanlarla Taşra'yı tabiri caizse yönetme becerisini gösterir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı da özellikle Tanzimat'a kadar böyleydi. Tanzimat'tan sonra imparatorlukta bir e, gerileme başlayınca, bir toprak kaybı, askeri işte e, kayıplar başlayınca Tanzimat reformlarıyla beraber tekrar e, Osmanlı'da bir merkeziyetçileşme ya da merkeziyleşme eğilimleri görüyoruz. Ama daha önceki dönemlere özellikle bakıldığında, Sedat Bey'in de söylediği gibi eyalet sistemiyle bu işler yürütülüyor ve çok da başarılı bir şekilde aslında devam ediyor. Ama işte Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bu coğrafyaya baktığımızda 1920'ler, 30'lar çok kritik dönemler aslında. Özellikle işte Arap dünyasındaki bu kopuşun Orta Doğu için ve Kuzey Afrika için bunu bakacak olursak bir kopuşun yaşandığı dönem olarak görüyoruz ve artık Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra buranın az önce bahsettiğimiz özellikle saykos Anlaşması'na imza koyan ülkeler tarafından, buna daha sonra İtalya'da dahil, başka ülkelere dahil bu coğrafyanın nasıl kolonileştirildiğini, sömürgeleştirildiğini aslında tarih bize söylüyor. Yani 1950'lere kadar hatta 60'lara kadar çok açık ve net bir şekilde bizatihi askerleriyle, bizatihi kendi idarecilerin varlığıyla bu coğrafyada çok uzun yıllar bu bahsettiğimiz ülkelerin varlığını biliyoruz. Mesela buna en çarpıcı örneklerden bir tanesi Cezayir. Cezayir 1960'lara kadar bağımsız bir ülke değildi. Yani 60'lardan sonra ancak Cezayir bağımsızlığını kazanabiliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı 1918 diyelim. İşte Cezayir'in bağımsızlığa kavuşması yani bir ulus devlet olarak modern bir milli devlet olarak ortaya çıkması neredeyse 70 yıl sonra 50-60 yıl sonra oluyor. Bu bize şunu gösteriyor. Bu coğrafyada Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra kurulan, aslında kurulmuş gibi görülen pek çok devlet var ama bu devletlerin yönetimine bakıldığında, bu devletlerin idaresine bakıldığında ve e, kararlarına bakıldığında, kim için nasıl karar verdiklerine bakıldığında bunların e, özü itibariyle aslında bağımsız birer milli devlet olduklarını söylememiz oldukça zor. Elbette bir sınırları var, coğrafi olarak konum, konum, konumlandırılmış, bir hükümet yönetimleri var, bir orada işte bir e, rejim kurulmuş bir bayrak da verilmiş bunlara bir istiklal marşı gibi marş da e, üretilmiş. Ama e, ne kadar bunların iradeleri var? Hem iç politikaları itibariyle, dış politikaları itibariyle verdikleri kararlar itibariyle acaba ne kadar bu yönetimler bağımsız sorusunu bugün sorduğumuzda e, Sedat Bey cevabını verecek büyük ihtimalle. Yani çünkü bazı e, büyük <laughs> <laughs> bazı büyükelçiliklerin e, onayı olmadan Hangi kararlar alabiliyorlar veya uygulayabiliyorlar onu tartışırız tabii hocam. Yani neticede dediğiniz gibi bayraklar verilmiş, sınırlar çizilmiş ama belirli büyük elçiler var. O büyük elçilerle gidip istişare iş edilmedikten sonra herhangi bir alanda bir karar verilemiyor. Doğru mu hocam? Bu geçmişte çok daha tabi belirgindi zannedildi ki tabii işte küreselleşmeyle beraber işte ulus devletlerin kurulmasıyla beraber artık bağımsızlaşma meydana geldi. Artık bu bahsettiğimiz ülkeler kendi ayakları üzerinde durmaya başladılar. Hep bunlardan bahsedildi ama tabii ülke ismi vermeden bir takım gözlemlerimi sizinle paylaşmak isterim bugüne dair bunlar. Yani geçmişte bu kararları veremiyorlardı ama acaba bugün verebiliyorlar mı? Ne kadar bağımsız karar verebiliyorlar? Mesela en son biliyorsunuz İbrahim anlaşması var. Şimdi bazı Arap devletlerinin daha düne kadar İsrail'i hiç tanımayan Arap devletleri bugün İsrail'le çok yakın ilişkiler kurmaya başladılar. Acaba ne değişti de bu ülkelerde birden böyle bir Arapların bir zihinsel aydınlanma mı yaşadılar veya başka bir şey mi oldu da 1948'den itibaren takip ettikleri politikaları birden bırakıp İsrail'i tanıyıp işte büyük elçilikler açmaya başladılar. Acaba bu kararlara ne kadar bu ülkelerin başkentlerindeki irade veriyor ya da başka ülkelerin işte başkentlerindeki irade veriyor. Sanırım bunu izleyicilerimiz takdir ediyordur ve görüyordur. Bunu ifade etmekte yarar var. Çünkü bu aslında şununla alakalı, o noktaya gelmekte yarar var. Şimdi Orta Doğu nasıl kuruldu? Birazcık bahsettik. Peki hangi temeller üzerine kuruldu? Yani nasıl burada yönetim sistemleri oluşturuldu? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar askerlerini çekip gittiler. Güzel. Yani bu bir bağımsızlığın en önemli işaretlerinden bir tanesi. Yani asker oradan çekilmiş artık işgal altında değilsiniz. O zaman beklenen nedir? İşte orada bir milli devletin kurulması orada bir milli egemenliğin ihsas edilmesi işte halkın tanıdığı meşru bir yönetim tarzının kurulması ve bunların da kendi ülkelerin çıkarları için kendi halklarının ve bölgelerin çıkarları için politika üretmeleri aslında beklenen şey Budur ama Orta Doğu'ya bakalım şimdi Suriye'de özellikle işte Irak'ta Libya'da benzeri yerlerde acaba nasıl bir sistem kurulmuş nasıl bir yönetim tarzı oraya layık görülmüş yani bütün Avrupa modernleşirken demokrasinin ve şey olarak görülürken çoğulculuğun ve vatandaşlık temelli bir aidiyetin dünyada kuruldu ulus devlet modeli varken acaba mesela Suriye'de nasıl bir model kurulmuş? Bugün Libya'da nasıl bir modelle karşı karşıyayız? İşte o günden bugüne bırakılan miras açısından söylüyorum. Bakın Libya bir türlü istikrara kavuşamıyor. Ve bir zamanlar işte Beyrut dünyada bilinen hatta bazı çok meşhur üniversitelerinde olduğu insanların gidip eğitim aldığı yerlerdi. Ee, ama bugün işte tarumar olmuş. 1980'lerden itibaren, 70'lerden itibaren hatta çok uzun iç savaşların yaşandığı ve bugün de çok e, karışık bir ülke. Hükümet bile biliyorsunuz kuramıyor e, Libya. İnsanlar sokaklarda pek çok talepte e, yürüyorlar. E, Suriye'ye baktığımız zaman buna da geleceğiz Arap Baharı'nın yansımaları itibariyle. Suriye zaten tamamen şu anda dağılmış. Irak'a bakıyoruz yine mezhepsel olarak Irak bölünmüş. Şimdi e, sömürge yönetimlerinin burada bıraktığı mirası e, çok iyi değerlendirmek lazım. Bugün anlayabilmek için bu miras değişmeden, bu miras reddedilmeden ya da yeniden bunun üzerinde kafa yormadan bu coğrafyada e, siyasal istikrarın e, elde edilmesi pek de mümkün görünmüyor. Az önce ifade ettim, bu buradan orduların ayrılması, işgalden kurtulması tam anlamda bir bağımsızlık ve milli egemenlik e, milli egemenliğe sahip olmak anlamına gelmiyor. Çünkü başka unsurlar var. Mesela Libya Lübnan'a baktığımızda şunu görüyoruz. Bu hiçbir modern Batı ülkesinde kabul edilebilecek bir standart değil. Hani orada de, örnekler olsa diyeceğim ki ya bakın orada da var zaten. işte bu model burada da var diyebiliriz. Nedir bu model? Etnik ve dini kimlikler üzerine kurulmuş bir model. Tamamen dini kimlikler üzerine kurulmuş bir model. Yani cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakan'a baktığımız zaman bunların Hristiyan olması, Şii olması ve işte Sünni olması gerekiyor. Yani mesela başbakan Sünni olmak durumunda ya da Müslüman olmak durumunda. Cumhurbaşkanına baktığımız zaman karşımıza farklı bir manzara çıkıyor. Meclis başkanına baktığımızda. Farklı bir manzara çıkıyor ve burada e, işte 1930'larda yapılmış bir e, nüfus sayımı var. E, şimdi bütün dünyada her 5 yılda bir, her 10 yılda bir Sedat Bey nüfus sayımı yapılır. Nasıl oluyor da? E, Lübnan'da e, tarihinde bir defa nüfus sayımı yapılmış ama bir daha nüfus sayımı yapılmamış. Çünkü nüfus sayımı yapıldığı zaman az önce bahsettiğim sistem üzerine kurulu bir düzen olduğu için bu düzenin değişmesi öngörülüyor. Yani, Evet. Çünkü orada bugün artık Müslümanların sayısı daha da arttı. Ya temsil güçleri daha da arttı. Nüfus değişti. Yani bu e, nüfus sayımı bile o kadar kolay olmasına rağmen bugün biliyorsunuz sistem çok kolaylaştı. İnsanlar evlerindeyken bile sayılabiliyorlar pekala. Ama bütün dünyaya baktığımız zaman e, ya hiçbir ülkeden bir çağrı gelmiyor. Yani modern dünyada şunu denmiyor. Ya artık bu yani dini ait diyetlere göre ülkenin yönetimini paylaşmak ya da yönetimde temsil dönemi geçmiştir. Bu geçmişe ait belki 1930'larda 40'larda olabilirdi, ama modern demokrasilerde e, temsil, e, demokratik e, işte e, kurallar üzerinden yapılması gerekir. Ama bakın e, Libya Lübnan'a bakıyoruz, bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve bugün bile e, yıl oldu 2021, o 1930'larda yapılan e, e, nüfus sayımıyla devam ediyor. Yani o parantez kapanmış değil. Dolayısıyla sistemin bizzat kendisine baktığımızda, kendi içerisinde patinaj yapacak bir sistem var ve bu sürekli kendini üretiyor orada. Şimdi Suriye'ye bakalım ve Irak'a bakalım. Bakın burada da çok önemli tabii. Bu iki ülkede de Saddam da darbeyle iktidara gelmiş bir yöneticiydi. İşte Esed'in babası da aynı şekilde darbeyle gelmiş. Hatta ilk Suriye, Orta ilk darbelerin yapıldığı ülkelerden birisi olarak biliniyor. Belki de ilk darbe Suriye'de yapılmıştı. Dolayısıyla böyle askeri darbelerle daha sonraki rejimler devam ediyor. ve Bu askeri darbelerle... Da Suriye'nin başlangıcı aslında darbe. Biliyorsunuz Şerif Hüseyin'in oğlu önce geldi, orada kuruldu. Sonra o oturur oturmaz çok 3-4 ay veya 6 ay sonra Fransızlar geldi, kovdular onu. O da soluğu doğru aldı. Yani dediğiniz gibi Suriye'de evet. daha başından darbe var. Tabii bu bize bir şeyi söylüyor. Yani bu coğrafyadaki sınırların ne kadar yapay aslında olduğunu da gösteriyor. Yani işte e, az önce söyledik bu psychospiko e, masa üzerinde bu paylaşmayı yapıyorlar ve bu paylaşmayı daha sonra e, o çizikleri ulus devlet sınırları büyük oranda varlıklarına sürdürerek bu ne kadar devam ediyor. Şimdi Irak'a bakıyoruz. Irak'ta e, Saddam döneminde e, nüfusun büyük bir çoğunluğu Şii olmasına rağmen Sünniler iktidarda ve e, Şiiler her zaman kendilerini bunun dışında hissediyorlar. Yani ortak bir vatandaşlık Anlayışı üzerinde kurulmuş bir toplum devlet yok. S e, tam tersi şeye bakıyoruz, e, Suriye'ye bakıyoruz. Suriye'de de işte Nusayri azımlığın, e, Sünni çoğunluğu uzun yıllar yönettiği ve büyük haksızlıklar işte veya e, işte baskılarla yönettiği ülkenin e, e, gelir kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu kendi elinde tuttuğu bir rejim ortaya çıkıyor. Şimdi burada e, böyle toplumlarda e, adalet duygusunun zedelendiği meşruiyetin olmadığı toplumlarda özgürlüğün olmadığı işte az önce ifade ettik darbelerle kurulmuş hükümetler vardı. Buralardan dünyaya veya dünyanın problemlerine, bölgenin problemlerine ışık tutabilecek fikirlerin ortaya çıkması, projelerin ortaya çıkması mümkün değil. Yani bir yerde eğer gerçekten siz de en başta söylediniz ya fikir özgürlüğü yoksa ifade özgürlükleri kısıtlıysa buralardan ne kendi toplumlar için insanlar e, siyasal ve sosyal problemler için çok önemli fikirler üretebilirler ne de kendi dışındaki toplumların problemlerine yönelik gerçekten böyle e, çözümleyici e, projeler üretebilirler. Çünkü e, insanlar e, sürekli baskı altında hissederlerse kendilerini bu e, baskı, bu ee, otoriter aslında e, yönetim biçimleri e, buna fırsat vermiyor. Bunu hep e, zaten e, Orta Doğu coğrafyasında gördük. Şimdi tabii bu çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapı e, bugün itibariyle baktığımızda Suriye'nin parçalanmasında ve Irak'ın e, parçalanmadı belki coğrafi olarak ama zihinsel olarak, ideolojik olarak, mezhepsel olarak bu ülkeler çok ciddi bir şekilde ayrıştılar. Yani zihinler ortadan ikiye yarıldı bu ülkelerde. Hatta bir de Irak'ta işte biliyorsunuz işte Türkmenler var, Kürtler var, Araplar var. Bir de etnik olarak burada çok ciddi bir şekilde dağılmışlık söz konusu. Benzer bir yapıyı diğer belki bazı bölge ülkeler içinde söylemek mümkün. Özellikle biraz hani çok homojen değilse, biraz heterojense böyle bir kesimin diğer kesim üzerindeki tahakkümünün burada olduğunu görüyoruz. Bu rejimlerin hepsiyle Sedat Bey, Batılı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok barışık bir şekilde ...ilişkiler kurdu. Zaman zaman müdahale... ...etmeye çalıştılar. Belki zaman zaman müdahale... ...olmaya çalıştılar ama özü itibariyle baktığımızda... ...buradaki kurulan, 100 yıl önce kurulan... ...sistem hala devam ediyor. Burada tabii... ...Orta Doğu söz konusu olduğunda... ...bugünü anlayabilmek için... ...çok kritik bir dönem daha var. Bu dönemde İsrail'in... ...burada bir devlet olarak kurulmuş olması. Biliyorsunuz İsrail... Işte ...Yahudilerin Avrupa'da... ...bir soykırıma uğraması... Hiçbir ülkenin onları kabul etmemesi. Bu da tabii yine bizim dünya tarihine, medeniyet tarihine bakışımızda önemli bir aslında dönüm noktası olarak görmemiz gereken konulardan bir tanesi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda ne olup bittiğini herkes görüyor ama bir de İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin uğradığı soykırım ve ondan sonraki gelişmeler. Şimdi biliyorsunuz Yahudi devletinin kurulmasıyla ilgili ya da işte İsrail'in kurulmasıyla ilgili ilk karar Balfour Deklarasyonu ile 1917'lere kadar bunun kökenleri gidiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve 1917'den itibaren 1918'den itibaren bu coğrafyada yavaş yavaş bir nüfus değişimi, nüfus planlaması ya da nüfus mühendisliği yapılmaya başlanıyor. Şimdi e, İsrail'in e, devlet olarak kurulması, Birleşmiş Milletler tarafından bunun kabul edilmesi 1948. Daha öncesine baktığımızda peki ne olup bitiyor? Bu dönem çok önemli bir dönem. Yani o nedenle e, bizi izleyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın o dönemi çok kritik bir şekilde e, gö görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman şöyle bir şey söyleniyor ya 1948'de işte burası kurulduğunda Araplara da dediler ki size de bir Filistin devleti kuralım değil mi? Yani İsrail kuruluyor size de devletsiz kalmayın bakın size de bir burada şey veriyoruz işte bir hak veriyoruz. Evet. Şimdi zaman zaman şöyle bir eleştiri geliyor çünkü ya işte asla uluslararası camia iki devlet kuracaktı burada ama Filistinler, Araplar bunu kabul etmedi. O zaman İsrail kuruldu burada falan diye bir şeyler söylüyorlar. Böyle bir suçlamayla zaman zaman Müslümanlar ya da Filistinler karşılaşabiliyorlar. Halbuki gerçeğe baktığımızda şunu görüyoruz. 1918'lerden itibaren bu Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren özellikle işte Avrupa'da ortaya çıkan Siyonizm akımının da desteğiyle yavaş yavaş buraya bir nüfus akışı söz konusu. 48'e evet. kadar yani 30 senelik bir boşluk var hocam ve bu boşlukta 30 senelik bu boşlukta ilk işte General Alembi geliyor ordusuyla Kudüs'e geliyor ondan sonra başlayan bir süreç var ve büyük bir tetiş hareketi var. Hatta o e, terör örgütünün e, başı olan kişi işte İsrail'in ilk başbakanı olan evet. e, kişi. Bunlar var. Bunlar yaşanıyor. Tabii burada bunlar tabii e, İngiltere'nin e, himayesi ile devam eden hususlar orada. Biliyorsunuz orası İngiltere'nin zaten e, mandası altındaydı öyle söyleyeyim ya da yönetimi altındaydı. İngiltere'nin çekilmesinden sonra da e, aslında büyük oranda boşluğu orada işte e, İsrailler ya da Yahudiler doldurmuş oldu. ve Buradan 1930 yıl 39'a kadar devam eden e, e, İsrail tarihinde Aliya denilen göçler var. Yahudi göçleri bu coğrafyaya. Aslında bu e, kolonileştirmenin bir başka ismi. Yani e, yavaş yavaş oraya gelen e, Yahudiler Müslümanları e, yerine etmeye başlıyorlar ve devlet kurulduktan sonra da biliyorsunuz bu devam ediyor. Yani 1948'de İsrail kurulduktan sonra da devam ediyor. Şimdi 1948'de İsrail kurulduğu, tam bugüne kadar geçen zamana baktığımızda da bu yayılmacılığın ya da Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesinin devam ettiğini görüyoruz. Bugün bile biliyorsunuz çok farklı yerlerde, yerlerde. şehirlerde, evet. yerleşim yerleri açılmaya çalışılıyor ve bunları da büyük güçler ya da küresel güçler büyük oranda gözden görmezden geliyor, görmezden geliyorlar ve bu onlara bir tabi yeni bir alan açmış oluyor. Bu açıdan da bakıldığında aslında tabi Müslümanlara o dönemde ya da Filistinlilere sunulan Toprak veya devlete baktığımızda, sınırlarına baktığımızda nüfusun en işte büyük oranda olmasına rağmen Filistinliler toprak büyük parçası İsrail'lere veriliyor. En verimli yerler İsrail'e veriliyor. En kritik yerler Yahudilere veriliyor. Ve Müslümanlar ona nedenle bunun adil bir paylaşım olmadığını, adaleti temsil etmediğini ona nedenle o dönemde bir devleti kabul etmiyor Filistinliler ve e, tabii ki daha sonraki gelişmelere baktığımızda da tabii İslam dünyasındaki krizlere de alakalı bu. Yani burada sadece işte Batılıları suçlamak ya da İsraillileri suçlamak yetmiyor. Yani bu meseleyi doğru kavramamız için yetmiyor. Elbette orada İsrail'in yayılmacı politikası var. E, bütün, bütün e, izleyici arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bilecektir. Paylaşılan haritalar var bunu zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da gösteriyor biliyorsunuz. Yani İsrail kurulduğunda nasıldı oradaki toprakların dağılım e, oranı? Bugün nasıl? Gittikçe genişleyen bir İsrail var. Gittikçe küçülen Özellikle, aslında tabii. Özellikle hocam son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok ilginçti. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sorusu çok e, manidardı. Ya bunun sınırı neresidir? Yani e, bir devlet düşünün ki sınırı belli değil. Yani her 10 e, senede bir yeni bir sınırla e, dünyanın önüne çıkıyor. Tabi burada bir e, husus tabi ister isterseniz kendisine dayatıyor. Yani burada İsrail'in kurulmasından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerin en önemli kaygısı ya da kırmızı çizgisi İsrail'in güvenliği oldu hep. Bugün de işte Biden yönetimi aynı şekilde bunu ifade ediyor. Trump döneminde de bunu gördük. İsrail'in buradaki e, güvenliği onlar açısından, batılar açısından birinci derece de önemli. Yani her şeyden vazgeçerler. Bu coğrafyadaki bütün belki rejimlerden vazgeçerler ama vazgeçmeyecekleri tek şey var. O da İsrail'in güvenliği. İşte belki de Sisi'nin desteklenmiş olması, bugün pek çok Arap ülkesinin körfez ülkeleri başta olmak üzere İsrail'i tanımaya zorlanmasının gerisinde de yatan aslında bu plan var. Yani İsrail'in orada güvenliğini mümkün olduğunca işte sağlama almak. Hatta hatırlarsanız Trump döneminde işte işgal edilmiş, e, Trump e, e, İsrail tarafından işgal edilmiş Golan Tepelerinin bile İsrail'e ait olduğu, oradaki egemenlik İsrail'le devredildiğini tanıyan bir karar aldı e, Trump evet. hatırlarsanız. Bütün evet. bunlar bize e, e, Orta Doğu'ya yönelik politikalardaki e, dış dünyanın öncelikleri neler olduğunu gösteriyor. Biraz bunun üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum ama tabii Özellikle Orta Doğu coğrafyası tabii bu Filistin meselesi anlaşılmadan da e, kavranabilecek e, bir e, çok çok karmaşık ve Filistin meselesi anlaşılmadan, Arap-İsrail çatışması anlaşılmadan Orta Doğu'daki dinamikleri anlamak zor. Yani Arap Baharı'nın bir tarafı oraya dayanıyor. Bugün işte bahsettiğimiz e, rejimlerin meşruiyetiyle ilgili sorgulamaların bir kısmı yine e, oraya dayanıyor. O nedenle e, bu tabii e, İsrail'in kurulması 1948'den itibaren buradaki bütün e, dengeleri değiştirdi ve e, Arap ülkeleri İsrail'i tanımadılar. E, biz tabii Türkiye olarak tanıdı İsrail'i İlk tanıyan ülkelerden bir tanesi Türkiye biliyorsunuz ama Arap dünyasının büyük bir çoğunluğu e, tanımadı, hala da tanımıyor ama yavaş yavaş işte bu son gelişmelere baktığımızda e, bir tanıma söz konusu. Burada da tabii yatan çok önemli bir husus var. Onu da tekrar ifade edeyim. Yani Orta Doğu nasıl inşa edildi, hangi yapı oluşturuldu? Orta Doğu'yu inşa edenler ve Orta Doğu'yu oluşturan yönetimlere baktığımızda meşruiyet kaygısı olmayan yönetimler var burada. Buradan kastettiğim şey şu, açık toplum değil, hesap verebilir, hesap veren rejimler değil bunlar. Ve hiçbir saydamlık yok. Bu açıdan baktığımız zaman bu 1918'den 20'den itibaren kurulan düzen neyse Bugün de aynısı devam ediyor buralarda. Yani. Hocam yani... şey çok güzel söyledi aslında Trump. E, bana bak kral dedi. E, ben olmasam 6 saat askerim orada olmasa 6 saat e, duramazsın dedi. E, bu çok enteresandır. Yani kendi e, babası işte e, oranın yerlisi olan hani Osmanlı döneminde belki eşkıya olarak da tanınsalar neticede oranın yerli insanı olan bir aile bu kadar senedir iktidarda ama bugün ona söylenen bu ne kadar gayrimeşru bir yönetim ki altı saat duramazsın diyor bir askerimi çekersem. Tabii aslında bu çok özetliyor. Çok çok önemli, çok önemli bir husus bu çünkü yani Arap Baharı da aslında böyle bir meşruiyet arayışının da içinde barındıran bir süreçti. Her ne kadar başka unsurlar da olsa içerisinde ama temel itibariyle bakıldığında insanlar kendi kaderlerini kendi tayin etmek istiyorlardı. Yani 30 yıllık, 40 yıllık darbelerle gelmiş rejimlerin gitmesini, onların yerine daha saydam hesap verebilir, seçimde gelen, seçimde giden hükümetlerin olmasını istiyorlardı. Yani ismi farklı olabilir. Adına demokrasi dersiniz, çoğulculuk dersiniz, başka bir şey dersiniz ama oradaki büyük insan yığınlarının, büyük insan kitlelerinin temel amacı buydu. Ya biz onurlu bir hayat sürmek istiyoruz. Biz de işte bu ülkenin gelirinden eşit pay almak istiyoruz. Sağlık hizmetlerimiz, eğitim hizmetlerimiz vesaire gibi konularda yani talepler son derece insani taleplerle insanlar sokaklara çıktılar. Çünkü hepimiz biliyoruz mesela e, e, işte Libya'da bir rejim 30 yıl, 40 yıl ayakta kaldı. E, i̇şte Kaddafi dönemine bakıldığı zaman. Kaddafi'nin ülkeyi nasıl yönettiği, ekonomik kaynakları nasıl paylaştırdığı ya da paylaştırmadığını e, bugün hepimiz biliyoruz. Çoğumuz işte çeşitli vesilelerle belki eğitim almak için, dil eğitim almak için veya gezmek için Suriye'ye gitmişizdir, işte Mısır'a gitmişizdir, Irak'a çeşitli zamanlarda gitmişizdir. Orada da e, petrol olmasına rağmen bu coğrafyalarda pek çok kaynaklar olmasına rağmen tarım havzaları olmasına rağmen işte nasıl bir yoksulluk olduğunu ülkelerin nasıl dengesiz bir şekilde gelir dağılımının olduğunu hepimiz gördük yani işte Mısır'da sadece Kaire'de e bu efsane değil bunlar. Bunlar e, realite. Mezarlıkta yaşayan insan sayısının 3-4 milyon olduğu söylenir. Sadece Kahire mezarlıklarında yaşayan insanların. Şimdi e, gelinen nokta bu oldu. Yani e, Orta Doğu'da kurulan e, sistem, e, yönetim tarzlarına bakıldığında bir meşruiyet problemi, e, meşruiyet arayışı olmadığı için, meşruiyete dayanmadığı için tamamen demir yumrukla buralar e, yönetildiği için, babadan oğula ya da askerden askere yönetimleri geçtiği için hiçbir zaman insanlar bu konularla ilgili konulara gündeme getirip tartışıp e, işte yeni taleplerde bulunamadılar. Bu taleplerde bulunan herkes ya terörist ilan edildi ya işte e, rejim düşmanı olarak ilan edildi ve bir şekilde bunların hepsi derdest edildi. Hapishanelerde uzun yıllar çürüdüler. Tabii bir taraftan e, bu bahsettiğimiz rejimlerin rejimler ayakta durmak için özellikle petrol zenginleri açısından bu çok Problem de olmadı çünkü yani e, ekonomik olarak belirli bir e, zenginlik var. Gerektiği zaman bu ekonomik zenginliği işte belirli şekillerde paylaşabiliyor ya da alt tepki problemlerini e, çözebiliyor. Ama aynı şeyi Irak, aynı aynı şeyi Suriye'de görmedik. İşte e, Lübnan'da görülmedi. Ürdün'de e, görülmedi bu mesele. Çünkü orada petrol kaynağı yoktu, algaz yok. Doğalgaz yok. E, i̇şte Mısır en büyük ülkelerden bir tanesi. İşte kuzeye baktığımız zaman yine Tunus'a, Cezayir'e. Bunları görmemiz mümkün. Buralarda çok uzun yıllar çok sert politikalar e, takip eden, e, temel hak ve özgürlüklerden e, aslında e, toplumun büyük bir kesimini bırakan rejimler oldu. Ve bu rejimlerle ilgili hiçbir zaman dünyada, çağdaş dünyada tırnak içinde söylüyorum, bir sorgulama olmadı. Ya ne olup bitiyordu mesela 1990'larda 200 bin kişi Cezayir'de biliyorsunuz hayatını kaybetti. Yerel seçimlere kazandı oradaki işte e, muhafazakar İslami Parti. Ya de bunlar genel seçimde kazanabilir böyle olursa seçim yaptırmayalım. Ve darbeler yapıldı. 200 bin kişi hayatını kaybetti orada ve bütün dünya bunu seyretti. Ya buradaki kurulan düzen çok değişmedi. Yani Arap, Arap oldu ama ondan sonra kurulan aslında ortaya çıkan düzen de çok fazla değişmedi. Ya yani bir kaos var Libya'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Ya da Tunus'ta işte relatif böyle bir başarı var. Hala işte biliyorsunuz arayış devam ediyor. Yemen'de işte bir savaş kaç yıldır, 3-4 yıldır devam ediyor. Bütün bunlara baktığımızda Orta Doğu çok böyle iyimser olunabilecek bir manzara ile karşı karşı değiliz. Çünkü iyimser olabilmemiz için yapısal bir takım değişiklerin olmuş olması lazım. Nedir bu? İşte meşru yönetimler. Halkına, kendi vatandaşına hesap verecek, saydam, ne olup bittiğini paylaşacak, karar verme mekanizmalarını onlara dahil edecek, Gelir kaynaklarından refahtan herkes e, eşit şekilde pay alabilecek. Orta Doğu'da böyle bir düzen hiç olmadı. Bunu sağlayabilen Türkiye oldu. İşte kısmen İran vardı. Ona nedenle zaten. Hani Türkiye biliyorsunuz model ülke olarak hep e, e, uzun yıllar 2010'lara kadar model ülke olarak e, işte aktarıldı. Neden? Ekonomik olarak işte büyüyor, siyasi istikrara kavuşmuş bir ülke demokratik olarak belirli teamüller olan hükümetlerin seçimde geldiği, seçimde gittiği ülke olarak karşısına çıkıyordu. Bütün Arap dünyası da aslında özellikle bu Arap devrimleri esnasında Türkiye'ye bakıyordu gerçekten. Yani nereden biz acaba başarılı bir model görebiliriz? Türkiye onlar açısından başarılı bir modeldi. Gerçekten de bu saydığımız parametrelere baktığımızda Türkiye'nin çok önemli kazanımları olduğunu görüyoruz. Şimdi Arap dünyasına baktığımızda işte Orta Doğu'ya baktığımızda İsrail'in kuruluşundan itibaren bu sistemin devam etmesi konusunda Batılılar bir hemfikir oldu. Yani İsrail'i nasıl koruruz? Bu rejimleri koruyalım bu şekilde. Çünkü bu rejimlerin meşruiyet problemi olduğu için istediğimiz zaman biz bunların altından iktidarları çekebiliriz. Gerçekten de az önce sizin söylediğiniz buna ifade ediyor zaten. Yani kocaman bir ülkenin ülkeye diyor ki Trump 3 gün içerisinde istersek sizi o koltuktan ederiz. Edebilirlerdi de yani. Bu güce sahiplerdi. Çünkü darbeler yaptırıyorlardı. Bunu İngilizler İran'da yaptırdı bunu. İşte, e, işte daha yeni Mısır'da işte hocam. Tabii Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 70'ten fazla e, darbe girişimine e, farklı ülkelerde girişmiş. Kısmen başarılı olmuş. Türkiye'de dahil olmak üzere buna. En son darbede bile işte biliyorsunuz bir şekilde evet. parmağı var yani. Darbe yapan kişi kendi ülkesinde yapmaya çalışan örgütün başına kişiyi kendi ülkesinde tutuyor ve Türkiye'ye vermiyor. Bütün bunlar tabii Orta Doğu ile olan ilişkilerini ülkelerin etkiliyor. Şimdi 1967 bu anlamda çok kritik bir dönem. Yani Araplar İsrail'in kuruluşunu kabullenemiyorlar ama ona karşı bir şey de yapamıyorlar. Ve 1967'deki o meşhur işte 6 gün savaşlarında Arap dünyası çok ciddi bir yenilgiye uğruyor. Mısır'ın liderliğinde başlayan o savaşta. Ve o gün bugündür iki tane husus var. Bunu ifade etmekte yarar var. Çünkü e, bu doğrudan benim gözlemim değil ama paylaştığım bir gözlem. Ee, emin Maluf biliyorsunuz e, işte e, Lübnan e, kökenli bir yazar, kendisi Fransa'da yaşıyor. Onun bir kitabı çıktı, Uygarlıkların Çöküşü, e, yanılmıyorsam tam adı bilmiyorum ama buna benzer bir isim var. Uygarlıkların Çöküşü, kısa bir kitap, e, orada şu, kendi hayat hikayesini anlatıyor. Yani Orta Doğu'nun nasıl istikrarsızlaştırıldığını, bir zamanlar medeniyetin beşiği olan, bir zamanlar çoğulculuğun birlikte yaşama kültürünün e, olduğu bir yerin nasıl tarumar edildiğini, anlatıyor. Orada 1967 Savaşı'na çok önemli bir vurgusu var. Diyor ki bu iki şey yarattı bu coğrafyada. Bir Arap dünyasını darmadağın etti. Bütün özgüvenini mahvetti ve yok etti. 1967'de o savaş Arap dünyasının travması olarak hala bugün var. İkincisi İsrail aşırı bir özgüven verdi ve İsrail bugün o nedenle bu aşırı özgüvenden dolayı gerçekleri göremiyor bir türlü. Yani içinde yaşadığı toplumla barışmak, Araplarla barışmak e, İsrail'in lehin olmasına rağmen İsrail de bunu istemiyor. Çünkü 67'de kazandığı zafer ayrıca tabii ki Batı ülkelerinden aldığı e, sınırsız destek. Yani İsrail ne yaparsa yapsın biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in savunma sanayini güçlendirmek için eline gelen yapar. Her sene e, işte belirli miktarlarda oraya e, fonlar aktarır. Şimdi bütün bunlara baktığımız Biliyor. zaman İran e, hocam nükleer e, silah yapacak diye e, sürekli baskı tazlik altındadır ama İsrail'in e, nükleer silahı hiç konuşulmaz. Tabi yani biliyorsunuz bu da bir ilke ilkesel duruştur mesela Türkiye ne diyor bu konuda? Bu bölgede eğer olmayacaksa kimse de olmasın bu iş. Ama sen bir tanesinde var diğerine vermiyorsun neymiş? Yani tabii bu da e, Batılıların doğululara bakışı ya da e, Avrupalıların batı medeniyetinin İslam medeniyetine bakışıyla alakalı bir şey. Yani e, nükleer silah kendi elinde olduğu zaman medeni amaçlarla kullanılacakmış. Ama bu bir Müslüman ülkede olduğu zaman bu Müslüman ülke bunu dünya yok etmek için kullanacakmış. Bu tabii e, yani çok çifte standartlı bir bakış açısı ve artık çok sırtan bir bakış açısı. Yani geçmişte bunu yayabiliyorlardı, insanlara bunu böyle kabul ettirebiliyorlardı. Ama biz medeniyetlerin böyle hiyerarşik bir yapısı olmadığını artık herkes kabulleniyor. Yani bugün e, hani Batı medeniyeti denildiğinde, Batı uygarlığı denildiğinde hatta hatırlarsanız bu Huntington'ın medeniyetler savaşı dendiğinde e, karşı onun konumlandırdığı bir şey vardı. Bir tarafta Batı medeniyeti temsil ettiği değerler neydi bunların? İnsan hakları, demokrasi, işte eşitlik, çoğulculuk. Öbür tarafta Batı medeniyetinin karşısında İslam medeniyeti Değil mi? Yani ikisi arasında evet. olacaktır. Neydi o? Orada radikalizm var, kadın hakları yok, işte demokrasi yok, insan hakları yok gibi. Yani bu söylemlerin artık bizim için bir anlamı olmadığını biliyoruz çünkü dünyadaki savaşlara bakıldığında, dünyadaki işte gelir dağılımındaki problemlere bakıldığında, işte darbecilerin desteklenmesine bakıldığında, yoksulluğa bakıldığında, çevre kirliliğine ve iklim değişikliklerine bakıldığında temel sorumlu olan ülkeler hangileri? Bütün bunları aslında seyircilerimiz, izleyicilerimiz gayet iyi biliyor. Bunların hiçbirisi Orta Doğu ülkesi değil. Bunların e, hepsi, son, e, Yükselen ırkçılığa, faşizme, e, islamofobiye baktığımızda hocam yani e, hiç de bunların doğru olmadığını zaten yaşayarak görüyoruz yani. Evet tabii yani bu... E, o nedenle bir takım kavramları tekrar sorgulamamızı gerektiriyor. Yani işte e, diyelim ki uygarlık medeniyet, batı medeniyeti. Yani e, işte az önce ifade ettik 3-4 milyon tane Yahudi'yi e, Müslüman ülkesinde kesmediler. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'nda işte Avrupa'da e, yaşandı. Yine aynı şekilde e, işte e, atom bombasını e, hiçbir İslam ülkesi bir başka bir ülkeye atom bombası atmadı. Bunu da gittiler Japonlar üzerine yağdırdılar. Ondan sonra da gittiler anayasalarında yazdılar. Kanunlarında yazdılar. Bugün ne Almanya'nın ne işte biliyorsunuz Japonya'nın kendi ülkesi dışında asker bulundurma hakkı bile yok. Gidecek yeni kanun çıkaracak, meclisten izin alacak. Neden? Çünkü anayasalarını galip olan ülkeler yazdılar. Dünyada böyle bir düzen kurdular yani. Bu düzen bugün de devam ediyor büyük oranda. Bunu ifade etmekte yer var. Şimdi tabii zamanımız biraz az kaldı. Yaklaşık 45 dakikadır sohbet ediyoruz. Tabii Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışını e, anlamak için bir iki e, konunun altını çizmekte yarar var ve bizim bakışımız yani Türkiye ile acaba e, dış dünyanın bakışı açısında ne kadar örtüşme var ya da fark var diye baktığımızda şunu görüyoruz. Bütün Amerikalılar bunu söyler zaten yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışındaki temel parametrelerden bir tanesi bir enerji kaynaklarına erişim ve bunun kontrolü e, elbette 1950'lerden itibaren bunu yapıyorlar. Çünkü 1950'lerde, 1960'larda belki Amerika bu kadar kendi enerjisini kendi ülkesinde çıkarabilecek şeye potansiyele sahip değildi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri aslında kendisine yetecek hatta dış dünyaya satacak enerji kaynaklarına sahip. Ama bugün hiçbirisini kullanmıyor. Çünkü yarın bir gün ne olacağını bilmezsiniz. 50 sene sonra, 100 sene sonra bunların hepsi tükenecek. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri kendi petrol kaynaklarına ve doğal gaz kaynaklarına işletmeme eğiliminde. Ama bunun dışında ne yapıyor? Orta Doğu'daki enerji kaynaklarına en hızlı, en ucuz erişimi nasıl sağlarız? İlk günden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışının temelindeki parametrelerden, unsurlardan bir tanesi bu. Bunu ifade edelim. Neden? Çünkü Orta Doğu dünyanın bunlar kanıtlanmış oranlar. Tahmini değil. Artık nerede petrol var ve ne kadar olduğunu, nerede doğalgaz var ve bunun ne kadar olduğunu tahmin etmek için bilimsel olarak geliştirilmiş yöntemler var. Tıpkı işte bizim işte Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaz kaynakları. Ne kadar olduğu, bunun ne kadar metreküp olduğu filan artık biliniyor bunlar. Dünyanın kanıtlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 60'a yakını, yüzde 60'ı, 65'i neredeyse Orta Doğu'da. Kuzey Afrika ve Orta Doğu. İşte buna belki Akdeniz'de dahil edecek olursak. Bu coğrafyayı önemli kılan bu coğrafyayı istisnai kılan en önemli konulardan bir tanesinin enerji kaynakları olduğunu ifade etmeli Sedat Bey. Dün de öyleydi, bugün de böyle ve yarın da böyle olacak. Bugün işte e, içinde bulunduğumuz kaosun ya da bu coğrafyayı içine çekmeye çalıştıkları kaosun temel nedenlerinden bir tanesi bu. Enerji mümkün olduğunca kendi kontrollerinde aksın ama bu enerjiyi kontrol edebilmeleri için, bu ekonomik döngüyü etkileyebilmeleri için... Bu bahsettiğimiz ülkelerin rejimlerinin de elbette onlarla beraber hareket etmesi lazım. Ben kendi petrolümü istediğim gibi çıkarırım, satarım. Ben kendi doğalgazımı istediğim yere pazarlarım. Bunu deme hakkı şu andaki e, rejimlerin yok. Neden yok? Çünkü bu rejimlerin meşruiyet problemi var. Kendi Bunlar halktan dayanmaması e, tamamen e, bu batılı devletlere dayanması gerekiyor hocam. Tabii. E, o nedenle şimdi bu bahsettiğimiz özellikle körfez ülkelerine baktığımız zaman bu ülkelerdeki e, bunların bir askeri gücü yok, bunların doğru dürüst nüfusları yok, toplumsal işte e, sermayeleri çok fazla zengin değil. Evet paraları var. O nedenle bu rejimlerin e, çok kısa bir sürede e, dayandıkları e, işte güçler tarafından e, zayıflatılması, değiştirilmesi e, olası. Türkiye'de bunu yapmaları mümkün değil. Türkiye'de ancak darbe teşebbüsüyle e, olabilirdi. O teşebbüs de yapıldı biliyorsunuz ve e, cevabını da e, vatandaşlarımız halkımız verdi. Türkiye'de ancak seçimde gelinir, seçimde gidilir. Ama bu bahsettiğimiz coğrafyada Türkiye dışında hiçbir ülke yok. Yani İran'da seçimleri var ama o seçimlerinde ne kadar Moğolların etkisiyle olduğu, hangi kişilerin aday olacağı, hangi partilerin seçime katılabileceği bunu da herkes zaten görüyor. Yani içinde bulunduğumuz Kuzey Afrika daire coğrafyada tek saydam seçimlerin olduğu, seçimlerle iktidarların belirlendiği tek ülke Türkiye. O nedenle Türkiye'deki siyasi e, e, güç, hükümet, rejim e, meşruiyeti çok sağlam olan bir e, yönetim. O nedenle de çok rahat bir şekilde başka ülkelere meydan oku okuyabilir. Arkasında çünkü desteğine inandığı, desteğini aldığı büyük bir kitle var. Ama bunu başka ülkeler için söyleyemeyiz. Az önce siz de söylediniz. Meydan okuyor. Ben diyor siz eğer bizim çizgimizde gitmezseniz sizi orada çok kısa sürede işte Allah alaşağı edebiliriz. Çünkü toplumsal eşitsizlikler diz boyu işte pek çok alanda insanlar kendilerini hür ve hissedemiyorlar. Mülkiyet hakları yok insanların. Bir günde işte ülkenin yönetimde insanlar sizi otellere toplayıp diyorlar ki malınızın mülkünüzün şu kadar ne koyduk. Evet. Dolayısıyla şimdi bu yapı e, hala Orta Doğu coğrafyasında varlığını sürdüren bir yapı. Bununla ilgili tabii değişiklik talebi az önce ifade ettik. 2010 yılında başladı. 2011'de başladı. Ama e, çok kısa bir süre içerisinde bunun e, ilerlemediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa açısından bakıldığında bunun temel nedeninin bir tanesinin yine altını kalın harflerle çiz çiziyorum. Bunu ki, zaten bütün e, akademisyenler düşünce kuruluşlarında çalışanlar konu uzmanları biliyorlar. İsrail'in güvenliği. Bu coğrafyada statikonun bozulmasının en büyük riski İsrail açısından var. Şimdi neden mesela Mısır'da İhvan, e, ihvanı ya da Müslüman kardeşlerin iktidarda olmasını istemiyorlar? Çünkü şu şüpheleri var. Ya acaba ihvan iktidara gelirse e, İsrail'le uzun yıllardır işte Enver Sedat döneminden itibaren kurulan bu üstü kapalı anlaşma bozulur mu, bozulmaz mı? Tabii e, hocam Gazze bombalanırken Mursi kalktı oraya gitti. Şimdi bu Mursi'nin iktidarda kalabilmesi mümkün mü? Tabii. E, dolayısıyla yani bu şey e, tabii e, diğer ülkeler için de geçerli. Yani şimdi e, şöyle bir ifade var Batılılar bunu da geliştirdiler. Diyorlar ki e, otoriter e, istikrar daha iyi bu coğrafyanın halkı için. Bakın tekrar ediyorum. Otoriter ve baskıcı rejim ama istikrar var. Ne de istikrar var? Yoksullukta istikrar var. Açlıkta istikrar var. Ee, i̇nsanların işte fikir özgürlüğünün baskılanmasında e, istikrar var. Bir de az önce ifade ettiğimiz hiçbir meşruiyet kaynağı olmayan babadan oğula geçen, hanedanlık şeklinde olan e, yönetimlerin istikrarı var. Onların sürmesi söz konusu. Şimdi diyorlar ki ya işte bakın bu coğrafyada bir takım gelişmeler oldu ama çok acı bedeller ödeniyor. İşte Libya ona örnek olarak gösteriliyor, Yemen ona örnek olarak gösteriliyor, işte Suriye ona örnek olarak gösteriliyor. Bunun yerine ne olsaydı? O eski rejimler devam etmiş olsaydı ve e, İsrilde devam ederdi. Yani hiç, İsrail için hiçbir tehlike olmazdı. Rejimlerin bizzat kendi varlıkları için de tehlike olmazdı. Şimdi bunu Orta Doğuya Müslüman coğrafyaya layık görüyor. Fakat kendi ülkesi söz konusu olduğunda demokrasi insan hakları, çoğulculuk, eşit vatandaşlık, eşit temsil hakkı, refah devletinin işte kaynaklarından yararlanma gibi pek çok işte sayabileceğimiz özellikler özellikleri kendisi için istiyor. Ama mesele İslam dünyasına geldiğinde, mesele Müslüman coğrafya, Orta coğrafya, Orta Doğu coğrafyasına geldiğinde buna sıcak bakmıyor. Peki Türkiye'nin farkı neydi? Türkiye Orta Doğu'yu nasıl okudu diye bakacak olursak e, şunu ifade etmemiz mümkün. Türkiye'nin dış politikası çok uzun yıllar, özellikle Soğuk Savaş döneminin bitimine kadar kadar, NATO ittifakı içerisinde devam etti. Yani Türkiye kendine özgün bir dış politika geliştirdi diyebilir miyiz? Bu, 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 bu soruyu sormalıyız diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye içinde bulunduğu ittifaklardan baskısından, onların çizdiği çerçevenin dışına çıkarak acaba Orta Doğu politikası, Balkanlar politikası geliştirebildi mi? Benim cevabım negatif. O günün şartları azmettiyse de ambargolarla, darbelerle zaten hemen çizgiye çekildi. Tabii tabii yani bu tabii kastettiğim şey şu elbette bunu yapmak isteyen politikacılar olmuştur, karar verme mekanizmasında insanlar olmuştur ama o günün şartları, Türkiye'nin o günkü pozisyonu, Türkiye'nin işte askeri bağımlılığı, işte vesayet rejimlerinin olması Türkiye'de bunu engel olmuştu. Türkiye bunu başaramamıştı. Özal'lı yıllar yani Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni realite döneminde Özal biraz bunu gerçekleştirdi. Ama özellikle Türkiye'nin kendi periferisini keşfetmesi, 500 sene beraber yaşadığı halklarla ayrı düşmüş, birden sınır çizilmiş. Biliyorsunuz çok meşhur Kemal Sunal'ın işte Metin Aklan oynadığı bir film var. Bir günde sınırlar çiziliyor, akrabaların bir kısmı sınırın öbür tarafında kalıyor, bir kısmı ise işte Anadolu topraklarında kalınıyor. Bu çok inanılmaz trajedi. Şimdi burayla biz barışamadık uzun yıllar. Bu barışma 2000'li yıllardan sonra olmaya başladı. Yani işte Özelle başladı. İşte tabii bir özel vefat ettikten sonra çok ciddi Türkiye'de her bir buçuk yılda iki yılda seçimden dolayı istikrarsızlıktan dolayı Türkiye başını kaldırıp da dış dünyada ne olur ne olur diye bakamadı. Ama işte 2000'den sonra yakalanan bu e, istikrar Türkiye'nin dış politikasında gerçekten çok anlamlı bir değişiklik yarattı. Bir Türkiye bir kere Orta Doğu ile tekrar hem hal olmaya başladı barıştı, ticari ilişkilerini artırdı. Hatırlayın Suriye ile, Irak'la, Ürdün'le ve e, Lübnan'la vizelere kaldırdı Türkiye. Arap Baharı'nın olduğu döneme kadar e, insanlar Suriye'den kendi araçlarıyla gelip Adana'ya, Mersin'e kadar baktığınızda her yerde Suriye plakalı araç görüyordunuz. İnsanlar geliyordu birkaç gün kalıp kendi ülkelerine geri gidiyorlardı. Ve bunun bir sonraki aşaması pasaportsuz olarak insanların bu seyahatlerin yapılmasına yönelik idi. Arap Baharı pek çok şey değiştirdi. Ama Türkiye'nin coğrafyaya, bu coğrafyaya bakışını e, ifade etmek için söylüyorum bütün bunları. Körfez ülkeleriyle de iyi ilişkiler kuruldu. E, i̇şte İran'la Türkiye mesela oturdu. Şunu yapmaya çalıştı. İran'ın bütün e, işte negatif e, e, politikalarına rağmen diyelim. Yani Tahran Anlaşması imzalandı. Tahran Deklarasyonu imzaladı. Sırf e, İran dünyanın baskısına maruz kalmasın, bu coğrafyanın in insanları artık meselelerini Berlin'de, Paris'te, Londra'da görüşmesinler. Ya Tahran'da görüşülsün, Kahire'de görüşülsün, İstanbul'da görüşülsün. Ve o anlaşmayı hatırlarsanız yapıldığında bütün dünya e, eleştirdi Türkiye, yi. Amerika reddetti mesela biz de kabul etmiyoruz bunu. Ama iki sene sonra, üç sene sonra oturdular aynı maddeleri içeren anlaşmayı kendileri yaptılar. Trump'ın çekildiği ve şimdi tekrar acaba dönelim mi dönmeyelim mi diye Biden döneminin. Türkiye'nin bu coğrafyaya bakışında bunu görüyoruz. Son derece aslında tarih ile barışık, insani işte yardım politikalarıyla işte bu genişleyen. Sedat Bey geçen yıl itibariyle söylüyorum Türkiye'nin dış politikasında biliyorsunuz böyle insani dış politika diye bir kavramsallaştırma yapıldı. Bu çok önemli. Geçen yıl itibariyle söylüyorum Türkiye'de Türkiye bütün dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında en fazla insani yardım yapmış ülke konumunda. 7 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numaralı ekonomisi ama 7 milyar dolarlık dış yardımı yok. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi veya 16. büyük ekonomisi ama insani yardımda bir numara. Bu aslında bizim dünyaya nasıl baktığımızla da alakalı bir mesele. Yani acaba bir sömürü mü, bir işte X ülkesinin güvenliği mi yoksa gerçekten bu coğrafyadaki farklı ülkedeki insanların bir arada işte kazan kazan formülü üzerinde bir araya gelebilmeleri mi. Türkiye bunu tercih etti. Ama tabii Türkiye'nin tercihleriyle batının tercihleri uyuşmadı. Çünkü Türkiye bunu tercih ederken aynı zamanda şunu da destekledi. Bir ülkede saydamlık talebi varsa, bir ülkede demokrasi talebi varsa, bir ülkede insan hakları talebi varsa, özgürlükler talebi varsa, hesap verilebilir rejim talebi varsa Türkiye dedi ki biz ilkesi olarak bunu destekliyoruz. Çünkü biz de zaten bunu inşa etmeye çalışıyoruz Türkiye'de. Vesayetten kurtarmaya çalışıyoruz. Memleketi ekonomik olarak kalkınmaya çalışıyoruz. Başkalarının tahakkümünden ülke, ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu Türkiye bunu söylediği andan itibaren Türkiye'ye model ülke diyenler 2011'e kadar tam tersi bir aslında şeye girdiler. Ee, Türkiye ile ilgili ee, işte Türkiye ihvancı olmaya başladı. Türkiye ne Ottoman işte yeni Osmanlı ideolojisiyle hareket etmeye başladı. Türkiye batıdan kopmaya başladı. Türkiye eksen değiştirmeye başladı. Ve tabii bu çok geniş bir kesim de etkiledi onu da söyleyelim. Yani batının Amerika'nın en güçlü düşünce kuruluşlarında işte üniversitelerinde bu söylemler artık üretilmeye başlandı. Artı İsrail lobisi tabii Türkiye'nin bu meşhur bir dakika one minute hikayesinden sonra ilişkiler gerildi. Ondan sonra işte Mavi Marmara hadisesinden sonra bu ilişkiler gerildi. Ondan sonra İsrail lobisi de buna Yahudi lobisi de başladı. Ve Türkiye ile ilgili kanaatler biraz daha negatif bir yere doğru evrildi. Ama Türkiye dış politikasında ne yaptı? Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Bir Afrika'yı keşfetti yeniden. Bugün dünyada Türkiye yine sayısal olarak baktığımızda en fazla dış temsilciliği olan beşinci ülke. Bakın bizim hiç bu, bu ülkelerde bizim şeyimiz İngiltere gibi, Fransa gibi, Hollanda gibi e, sömürge ülkesi değildi. ya. Yani Türkiye hiçbir yer sömürmedi. İngiltere'den neredeyse daha fazla temsilimiz var. Yani Japonya ile eşit düzeydeyiz. Bu bize şunu gösteriyor Yani Türkiye kendi aslında zincirlerini kırdı. Yani iş adamlarımıza baktığımızda bunu görüyoruz. İşte e, e, derneklerimize baktıklarımıza baktığımız zaman bunu görüyoruz. Belki Mavera da bunların içerisindedir. Bilmiyorum, kaç ülkede şu anda faaliyet yapıyor bu e, kurumlarımız bizim. Bunların hepsi e, Türkiye'nin kendi zincirlerini kırdığını ve bu insani aslında ve vicdani temeller üzerinde bir siyaset üretmeye çalıştığını gösteriyor. Son nokta olarak da şunu söyleyelim. Bu bahsettiğimiz kurulmuş düzene karşı Türkiye'nin geliştirdiği, işte dünya beşten büyüktür diye sloganlaştırdığı bir aslında vizyon var. Bu bahsettiğimiz e, bu vizyon aslında az önce bahsettiğimiz bütün Orta Doğu'da olup bitenleri de içinde barındırıyor. Yani 5 ülke veya 10 ülke dünyada diyelim ki bütün e, gelişmeleri şekillendiriyor. Karar verme mekanizmalarında bulunuyor. İşte İsrail'i tanıyor gerektiği zaman. işte başka yerde başka bir önemli karar veriyor veya veto ediyor kendisinin işine gelmezse. Şimdi e, karşımızdaki manzara böyle. Yani bu yapısal değişiklikler olmadan gerek uluslararası platformlardaki ve örgütlerdeki yapısal değişiklik olmadan ya da ee, ulus devletler olarak bugün bildiğimiz, milli devlet olarak bildiğimiz Orta Doğu içindeki çeşitli ülkelerdeki yapısal değişiklikler olmadığı sürece bizim önümüzdeki orta ve e, kısa vadede kısa ve orta vadede pozitif değişmeleri beklememiz pek mümkün görünmüyor. Bu negatif bir not olmakla beraber ben kendi ülkemiz ve ülkemizin e, vizyon hakkında iyimserim. E, çünkü bu e, vizyon e, adaleti temsil ediyor, bu vizyon eşitliği temsil ediyor, bu vizyon herkesin e, yani e, son belki 100 yıla damgasını vurmuş olan e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da birlik ulaşmış olan bu e, dünya düzenine bir şey söylüyor. yani Artık bir alternatif üretiyor bu. Bizim en büyük eksiklerimizin bir tanesi daha önce ifade ettim. Söylemi batı üretiyor. Kavramları başka ülkeler üretiyor ve biz onlarla dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Ama artık Türkiye yeni kendisine ait bir takım kavramlar Kendisine ait bir takım aslında vizyonlar üretmeye başladı ve bunların e, özellikle e, dünyanın güneyinde kuzeyi Türkiye yani dünyayı güney kuzey diye ikiye ayıracak olursak eğer e, kuzey daha işte batılı ülkelerin olduğu sömürgecilerin olduğu gelişmiş ülkelerin olduğu tırnağı içerisinde güney ise tam tersi işte sömürülmüş dış, dışlanmış e, yoksul bırakılmış dünyanın güney ülkelerinde güney yar, yarımadasında çok büyük bir karşılığı var bu işin. Mesela bugün TRT World var bizim yabancı dilde yayın yapan mesela. Burada da görebiliyoruz bunu. Oradaki yayınların, oradaki e, temsillerin e, ne anlama geldiğini e, görebiliyoruz. Bu e, e, tabii Türkiye'yi e, daha önemli bir konuma taşıyor bir taraftan. Ama siz tabii büyüdükçe, sizin iddialarınız arttıkça, dün başkalarının olduğu yerlerde siz de at oynatmaya başladıkça, bu tekrar başa dönmüş oluyoruz. Sizin o kullandığınız e, metafor önemliydi yani bizim atlılarımız işte kılıç uçanmış atlarımız, o altın atlarımız nerede diye. Bu öyle bir şey yani yeni dönemde de işte farklı e, aslında STK'larla, hayır kurumlarıyla, vakıflarıyla, şirketleriyle Türkiye bütün bu bahsettiğimiz coğrafyada yeniden e, kendisini hissettiriyor diye düşünüyorum ve burada e, izninizde e, bitirmek istiyorum e, sohbeti. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok güzel bir e, e, sohbet oldu. E, hem e, geçmişten e, geleceğe güzel bir e, seyir e, takip ettik. E, hem de gerçekten e, e, aslında meselenin özünde e, Batının bu çifte ne olduğunu çok daha net bir şekilde gördük. E, kendi için özgürlük ve e, insan hakları e, talep ederken e, kendi dışındaki herkes için e, bana hizmet etsin de ne olursa olsun e, e, dediğiniz gibi oteller, e, istikrar gibi çok enteresan kavramlara dahi e, tevil edebilecek bir e, çift standartla tüm e, dünyaya e, bakışı aslında Sesiniz e, sakat bir bakış açısının olduğu çok net bir şekilde e, ee, değerli Mavera TV izleyenleri bu akşam Türkiye gündeminde politika, siyaset ve enerji bağlamında Orta Doğu'yu konuştuk. Ee, değerli hocamız profesör Dr. Talip Küçükcan hocamıza ee, sohbetimizin sonuna geldik. Ee, tekrar e, görüşmek dileğiyle ee, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocam e, programımıza katıldığınız için sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. herkese saygılarımı sunuyorum.